Mide tava yapacağız. En baştan söyleyeyim, sonra bana demeyin Koray tavuktan mide tava yapıyorsun. Yalancı mide tava yapacağız. Instagram'dan devamlı hemen hemen her gün mide tava tarifi verir misin diyen Baresti kardeşim için yapacağız. Ama herkesin yapabileceği bir tarif istiyorum diye hemen hemen her sabah yazdı. Bu yalancı mide tava tarifimizi Baresti için yapıyoruz. Zaten topu topu Instagram'da 300 kişiyiz. Spartalılar da 300 kişiydi. Ne oldu? Malzeme olarak 2 tane yumurtaya ihtiyacımız var. Sadece sarılarını kullanacağız. 1 tane soda, 1 limon, biraz da bahanemiz esasında Baresti. Akşam PAOK Beşiktaş maçı var. Ne yapalım? 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Bir şeyler içerken, yudumlarken arkadaşlarla yanında bir şey yemeyelim mi? Meze yapmayalım mı? Tuz, karabiber. Şimdi 1 bardak un kullanacağım. Ama şunu diyen arkadaşlar olabilir. Ya Koray, un kullanıyorsun ama her bardağın ölçüsü farklı. Sen bize kaşık hesabı yap diyenler olabilir. Şu 1. Bakın dolu dolu atıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6 yemek kaşığı un. Ama artık beni bilen biliyor. Tavuk gördüğünüz zaman, yumurta gördüğünüz zaman mutlaka köri ve hem yumurta hem tavuk var. Hemen bir kesme perdesi. Gerçekten sağlam yapacağız. İki şekilde yapacağız. Hem hafif şekilde yemek isteyenler için hem de böyle daha yoğun yemek isteyenler için. Zaten göğüsler şöyle iki parça olur. Yani ayrılacak parçası olur. Şu ikinci parçayı hemen kesiyoruz. Sizden istediğim midye büyüklüğünde istiyorum. Evet, şu bir. Bak şu büyüklükte istiyorum, tamam mı? Göğsünüzün büyüklüğüne göre uzunlamasını ikiye kesiyorsunuz. Daha sonra hemen hemen midye büyüklüğünde. Harika. Ve son. Şurada halledelim. Evet bak, büyüklükleri şöyle şöyle istiyorum. Tamam mı? Burası ev hali. Fabrikasyon yapmıyoruz. Kimi daha büyük olabilir, daha küçük olabilir. Ona göre çöp şişlerimizi de halledeceğiz. Bu arada çöp şişlerimiz de burada. Hemen tavuklarımız bizi şurada beklesin. Gördüğünüz gibi 2 dakika sürmedi. Harbi 2 dakika sürmedi kesmesi. Müthiş. Limonumuzun büyüklüğüne göre ya yarım ya tam. Ben tam limon kullanacağım çünkü limonum küçük. Eğer büyükse yarım limon kullanın. Top sizde. Hemen şöyle alalım. Harika. İsteyen tavukları şöyle bir kere şişi batırabilir. Üşeniyorum diyorsanız saygı duyarım. Size kalmış ama bunu yaparsanız çok daha lezzetli yersiniz. Tamamen bütün sos içine geçer. İlk başta dağıtarak körümüz. Yine dağıtarak kırmızı toz biberimiz. Tuz. Karabiber. Limon suyumuz. Ya Koray, bu kadar uğraşmaya gerek var mı? Var arkadaşlar. Hem de çok var. Şu anda hiç üstünü kapatmadan ısınmasın diye sosumuzu yapana kadar dolaba kaldırıyorum. Bir su bardağı un. Herhalde 6 yemek kaşığıydı yanlış hatırlamıyorsam. Şu sadece yumurtamızın sarısı. Şu 1. Şu da 2. 1 tatlı kaşığı karbonat. Hemen sodamız. Şimdi soda yavaş yavaş. Aceleye gerek yok. Şimdi sodada şöyle bir şey var. Eğer sodanız az gelirse şunun bir daha soda katmanıza gerek yok. Suyla açmaya devam edeceğiz. Evet, hemen çıkmaya başlayın. Şöyle bozo kıvamından biraz daha hallice istiyorum. Sodanın soğuk olması çok önemli. Bak ne kadar, görüyor musunuz? Katı. Bu olmaz. Devam. Evet, tam düşündüğüm gibi tam kıvamında. Evet, bir bakalım, bir sağlamasını yapalım bakalım. Görüyor musunuz? Bak. İşte kıvam bu. Tam istediğim kıvam bu.
Harika. İşte bu. Sizden istediğim bu. Her zaman sos altın kural, ürünü geçecek. Müthiş. Sosumuz tam kıvamında oldu yalnız. Hemen şöyle streçlerim. Yalnız bu streçi markasını hatırlamıyorum. Ben bir hatırlayayım, şunu söyleyeceğim. Ya bu kadar adi bir streç satılmaz arkadaşlar. Yani şuna verilen para resmen haram ya. Gerçekten hiç helal etmiyorum. Böyle şeyler de hiç söylemem. Ama gerçekten terbiyesizlik ya bunu satmak. Başka hiçbir şey değil. Evet, şimdi bunu... Harika. Bu dolaba. Yalancı mıydı tabamızı sadece bu işler için kullandığım dolabımın üst tarafına koyuyorum. Yalnız en az 2 saat, en fazla da bir gün durabilir. Unutmayın. 2 saatten sonra ne kadar çok tutarsanız o kadar lezzetli olur. Bir gün beklersiniz çok daha lezzetli olur. Ama 2 saat kabulüm. Hemen böyle bırakalım. Ve... Tam 8 saat oldu. Ama söylediğim gibi 2 saatten az bekletmeyin. Şöyle bir bakalım. Mis gibi kokuyor. Sos bir kez daha karışsın. Harika. Hemen hemen büyüklükleri aynı boydakileri takmaya çalışın ki yani şişlerdeki boyutları aynı olsun. Kimi büyük, kimi küçük olabiliyor. Böylece hepsi orantılı pişer. Biraz un gibi bazısını daha ağır pişireceğiz. Bazısını daha hafif. Artık siz hangisini beğenirsiniz o şekil yaparsınız. Yağımız. Kimini daha ağır yapacağız. Daha ağır yapacağımızı ilk önce una 3 tanesini ağır yapalım. Bak her yeri unlandı. Farkındasınız değil mi? Görüyorsunuz her yeri unlandı. Evet, müthiş. Bir bakalım, yağ kontrol edelim. Isınmış mı? Evet, ısınmış. İlk önce şu hafif yapacak olduğumuzu şöyle iyice sosuna batırarak çok güzel. Şu iki. Şu da üç. Şu unladıklarımızı sonra bir daha sosa batırarak. Ve sonuncu. Atamadık. Biraz destek verelim. Ocağımın ısısını hafif orta ateşe getiriyorum. Böyle cayır cayır değil. Şunlar galetelerim. Bak, galeteleri aynen şöyle kırıyorum, tamam mı? Sadece kırıyorum. Yalancı tarator sosu yapıyoruz. Yalancı mide tavanın yanında. Yoğurt, normal ya da süzme. Biraz mayonez. Evet. Kırmızı pul biber. Kekik. Kırarak. Bu arada bir kez daha çevirelim. Evet. Şu tahtaları biraz kesseymişiz, akıl edebilseymişim çok daha rahat çalışacakmışız. Evet, devam. Tuz. Karabiber. Şimdi burada yalnız bakın biraz kızarması için müsaade ediyorum. Unutmayın. Çok az zeytinyağı. Şöyle biraz, çok az. Biraz daha kırmızı pul biber. Sosunuz hazır. Yalancı olduğunu unutmayın yalnız. Şu tamam. Bu normal olan benim. Evet. Sese bakın şimdi. Bakalım. İsteyen sosa sarımsak dokuyabilir. Mısasında sarımsak çok yakışır. Ama içeride sevmeyen arkadaşım olduğu için koymadım. Bir de şuna bakalım. Bu daha da mide tavaya benziyor görüntü olarak farkındaysanız. Evet. Şu fireleden. Açın ağzınızı.
Bence denemenize değer arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim, şunun tadı çok lezzetli bir tavuk yiyormuş gibi. Ama şu daha mideye yakın. Her zamanki gibi şuradaki abone ol tuşuna basarsanız Instagram'da topu topu 300 kişi, hatta 300 kişi bile değiliz henüz. Instagram'a da girip bir takip ederseniz benden daha mutlusu olmaz. Herkese tekrardan selamlar. Paresi umarım yaparsın ve umarım beğenirsin.